Merhaba. Bugün James Lang 712 siyah işte kulaklığın incelemesini yapacağım. Şu an fiyatı 350 TL. Ben aldığımda ise 21 Nisan 2020'ymiş. Bunu gösteremem size, kusura bakmayın. 21 Nisan 2020'ymiş ve 250 TL almışım. Yani bir sene geçmiş üstünden tam olarak. 100 TL zam gelmiş. Evet, şimdi kulaklığın incelemesini yapalım. Şu masam şöyle. Bu kablo şurada masanın boşluğundan geçiyor, kablo girme yerinden. Sonra kasaya takıyorum. Çünkü kablosu çok ağır ve yani işte oradan benim üstüme gelince rahatsız ediyor. O yüzden direkt masaya koyuyorum, şurasını falan böyle daha rahat oluyor. Yani burası çok ağır, gerçekten çok rahatsız ediyor yani. Kulaklığın ses kalitesi elimdeki bütün kulaklıklardan daha iyi, bunu söyleyebilirim. Yani şu kulaklık 150 lira falan, Bluetooth. Bir tane de ona benzer bir şey var. Zaten 3 kulaklığım var. Bu 3D sesi de açınca gerçekten çok kaliteli bir kulaklık oluyor. Bazen patlamalar falan olabiliyor. Her sesi kaldıramıyor ama gayet iyi. Onun dışında mikrofonun testini yapıp bu videoyu koyacağım zaten. Evet, şu an sesimi telefondan alıyorsunuz. Burayı başlattığımda mikrofondan alacaksınız. Başlatıyorum. Bu başladığı anda, evet, şu anda büyük ihtimalle sesimi James Tank 712'den alıyorsunuz. Mikrofonumu test ediyorum. Ses kaydetme. Merhaba, merhaba. 1, 2, 3, 4, 5. Tıklaması. Evet, şu an normal konuşuyorum. Birazcık yanındaki gitarı çalayım. Normal konuşmaya devam ediyorum. Gitar çalarken konuşuyorum mesela şu anda. Normal konuşuyorum. Evet, biraz daha konuşayım ki sesimi anlayın. Evet, şu an bitti. Yine sesimi telefondan alıyorsunuz. Yani umarım beğenmişsinizdir sesi. Sonra evet, bu kulaklığı ben bir yıldır kullanıyorum. Yaklaşık 4-5 ay kullandım. Kullanmadığım zamanlar da oldu. Çünkü kulaklık yani birazcık insanı boğuyor. Yani kulağınıza taktığınızda dışarıyı zor duyuyorsunuz ve ağır bir kulaklık. Hani başını ağrıtıyor bu arada, insanın başı ağrıyor yani. Yazın terletiyor zaten, o da var. Ama rahat yani, kış olduğuna rahat. Yani kulakları da sıcak tutuyor diyebilirim. Buradaki 3D butonu işe yaramıyor. Programından açmanız gerekiyor. Onun dışında gördüğünüz gibi ışıkları yok. Şöyle şurası, yani şöyle çektiğinizde kopar arkadaşlar. Kopuyor, benimki koptu. Nasıl oldu bu? Kablo ayağıma gelmiş. Eskiden şuradan direkt taktığım için ayağıma gelmiş. Ben basmışım ve öyle ayağa kalktığım için koptu. Yani o normal hani. Çünkü sert çektiğim için koptu. Sonra James'in ince sapın işte bu optik bileşim miydi neydi? Oksit bileşimi yolluyorsun, orada tamir ediyorlar sizin için. Gayet ilgililer. Aynı şeyi Empower için de yaptılar. Klavyesi için. Tuşlardan birkaç tanesi bozulmuştu. Yaptılar, bunu taktılar ama ışığı falan da geldi. Sonra abi tekrar geldikten bir ay sonra falan, ya çok sert çekmedim yani. Kolumun altına falan girdi galiba. Öyle bir çektim, yine koptu. Yani ışıkları gitti ama kulaklığın sesinde ve mikrofonunda bana sorun yok gibi geliyor. O yüzden tamire yollamadım. Zaten ışıklarını kapatamıyorsunuz. Çok rahatsız edici. Ben ışıkları da sevmiyorum. O yüzden daha iyi oldu. Yani kendim içine taktım. Hiçbir şey yapmadım. Sadece içine ettim geri. Böyle duruyor yani. Çekmediğim sürece bir şey olmaz herhalde. Bayağıdır da böyle kullanıyorum. Onun dışında dediğim gibi kulaklığın müzik dinlemek için, işte oyun oynamak için falan gayet güzel. Müziklerde bazen böyle ufak cızırtı olabiliyor. Cızırtı derken mesela böyle İşte enstrüman çok ince notaya çıktı ya da solist çok ince notalara falan çıkıyorsa evet, bir patlama olabiliyor işte galiba. Patlama deniyor buna, emin değilim. Yani evet, mikrofon açısından da gayet iyi. Sesi gayet kaliteli alıyor. Trust mikrofonum vardı bir tane, bozuldu o. Onunla karşılaştırınca bu gerçekten daha iyi bir mikrofon. Uzaktan almıyor tabii ki, yakından alıyor sesinizi. Uzağa koyarsanız sesiniz hiç gitmez neredeyse. Evet, şu tuşlar fena değil. Kulaklığı kullanacaksınız, buradan kısın. Yani buradan kafa hesabıyla sesi yarıya kadar indirin, sonra Windows'tan sesi açın. Yoksa ses çok kötü, çirkin geliyor yani. Buradan ses kısmanız lazım. 3D'yi açın. Biraz başınızı ağrıtabilirim başta 3D. Ama ses kalitesini çok arttırıyor. Bu James Tank'in driver'ını indirmeniz gerekiyor. Yani mikrofonun sesini açın. 94'te çünkü. 100 yapıyorsunuz onu. Onun dışında yani ben 250 TL almıştım ve
Hatırlıyorum, o zaman bundan daha iyi bir kulaklık yoktu o fiyata. Yani kablosu ve şurasının ağırlığı dışında gayet iyi. Yani kablosu gerçekten daha iyi olabilirdi. Sürekli dolanıyor falan, kalitesiz yani. Ama kulaklık iyi. Almanızı öneriyor muyum? Bilmiyorum. Ona siz karar verin.